Herkese selamlar dostlar. 15 Ekim Cumartesi 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelemiz var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Aklınızda yatanları değerlendirin. Hepinize bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir skor yarışmamız var onunla başlayalım. Skor yarışmamız Kayseri ile Galatasaray mücadelesinin skor yarışması. Ondan önce Fenerbahçe'nin maç skorunu bileninden açıklayalım. Sefa Kaya isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden yazarsa birçok skor bilen arkadaşımız var bu arada. Dediğim gibi çekiliş yapıyorum. Sefa Kaya isimli arkadaşımız da çıktı. E hafta sonu olduğu için iki kişi alacağız katı telegram gruplarımıza. Kayseri Galatasaray maç skorunu yoruma yazanlara bilenler arasından iki kişiyi alacağız. Katılacaklar şimdiden bol şanslar. Benim beklentim çok fazla golü bir maç olmayacağı yönünde. Tahminim de zaten o yönde. Geçtim bunu. Neler yaptık ondan bahsedelim UEFA'da. Yüksek misli kazandırır diyerekten de. iki tane yüksek mislim vardı benim yüksek misli grubunda. Zaten yüksek mislinin grubu yüksek basıp almak. Burada Ludogorets'in doğrudan galibiyetini verdim. Hatta ideal kombineme de koymuştum. Bunu böyle istedim ki ya hem rotasyona gitmiş hem de deplasmanda da iyi oynadık. Şimdi kendi evinde büyük bir baskı kurarak da Helsinki'yi yenecektir dedim. Güzel bir açıklama yaptım. Dogoles'in doğrudan galibiyetini verdim. Avrupa için vermiş olduğu 1.82 oranlık yüksek misli ise Feyenoord, Feyenoord maçında 2 gol. French Faroş maçında 2 gol. Fenerbahçe'nin de çifte şansı olarak verdim. 1.82 gibi oranla o yüksek misli de kazandı. Tebrik edelim. Bunu geçelim isterseniz. Onun dışında yüksek oran grubunda da Tam böyle %100 başarı yakalayamadık fakat 6'da 4 kaldı yüksek oranlarımız. 6 tane yüksek oranlı mücadele verdim. Bunlardan 4 tanesi başarılı oldu. Yatanlardan bir tanesi Monaco'nun at atacağı 2 goldü. Bir de Karabağ 1 ve 3.5 aktardım. 2.30 gibi orandan o gelmedi. Diğer 4 tercihimiz yüksek orandan kazandırdı. Değerlendirenleri tebrik edelim. Bunu da geçelim. Euroleague kombinimiz vardı. Yine yeni, yeni bir ilk tur arkadaşımız aldık. NBA'ye başlıyor. Euroleague'de başladığı için o taraflar da ağırlık veriyoruz. Zaten grubumuzdaki arkadaşlar bilecektir. Euroleague kombinimiz vardı. Efes maçına üst verdik. Real Madrid'de 5 fark yemez dedik. O da başarılı oldu. 2-0-9 orandan. İlk Euroleague kombinimiz de 1'de 1 olarak başladı. Ve umarım devamı gelir diyerekten geçelim. Ve bunun yanında bir de rekor kapıdan döndü. Diyoruz ya. Harbiden rekor kapıdan döndü. Yüksek mislerimiz geldi. Yüksek oranlarımız geldi. 3 kombinimiz vardı. 3'te 3 üç kombine yapacakken 3'te 1'de kaldı. İdeal kombinem kazandı. Ludogoris'in galibiyeti Kızıl Yıldız'ın varı. Onun yani Feyenoord'un 2 gol atarı. Nice dakika 14'te gol attı. Ondan sonra gol atamadı. Mesela öyle bitti. Fenerbahçe 2 gol atar. Başakşehir 2-3 gol. Bir de Trabzon'un KG varını aldım. Monaco gol atamadı. 5 oranı vardı onun mesela. Yani rekor kapıdan döndü. Diyelim canlılardan bahsedelim. Bir de canlılarda zaten dediğim gibi çok iyidik yine. Özellikle başlangıçta 8 tane canlı bahisimizin 8'i de geldi. Şöyle baktığımız zaman da Fenerbahçe maçında bir maç onu yaptık. Dedik ki kart puanı 4.5 üst olarak aldık. Zaten o erkenden geldi. Onun yanına Feyenoord'un toplam golü 3.5 üst aldık canlıdan o geldi. Monaco maçının Efes maçını izliyorduk. Monaco'nun galibiyetini aldık o geldi. Onun dışında French Faroş maçını ilk yarı bir gol aldık o geldi derken iyi bir şekilde ilerledik. Hatta ben size gruplardan göstereyim bunu. Gruplardan gösterecek olursak şöyle başladık. Başakşehir'in ilk yarıda atacağı bir gole daha girdik biz burada. 54 gibi olan dakika 45'te attı. Çok güzel geldi. Feyenoord maçında ilk yarı bir gol daha olur dedik. Onu aldık. Feyenoord attı. O geldi. Burada Efes'in 78.5 üstüne girdik canlıdan. O geldi. 1'de 1, 2'de 2. Derken Feyenoord maçına 3.5 üst olarak canlı girdik devre arasında. O geldi. Ayaklarında kanın kart puanı geldi. Feyenoord'un 3.5 üstü geldi. Braga maçına ev 2.5 üstü geldi fakat bu aynı anda geldi. Çok hızlı geldi yani bu kimse alamadı. Fenerbahçe'ye deplasman 1.5 üst verdik dakika 70, 73'te. Işte. O başarılı oldu. Efes'in ki geldi derken Lebron derken bir de ben Masson'u Monaco verdim derken onu da geldi. Yani zaten 8'de 8 canlıyla başladık. Çok güzel olan ediyor. Sonlarda sonra 4'te 2 yaptık en son verdiğimiz canlıda da sanırım. O şekilde hatta ben sizlere NBA'de başladı onu da söyleyeyim. Artık dediğim gibi NBA canlıları da yapacağımız için Mavs maçına ilk kere 103 üst başarılı. Onun dışında deplasman sayı 108 buçuk üst o da başarılı oldu. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz canlılarımız da zaten değerlendirecekleri katılacaklar. Şimdi herkese bol şanslar diyerekten de başlayalım. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız cumartesi olmasından dolayı Artı 400 like arkadaşlar. 400 like'a çıkabilirsek şimdiden minnettar kalırız diyerekten de dilerseniz başlayalım. Like'ları atmadan geçmeyelim. Devam. Leicester'la Crystal Palace mücadelesi. Leicester'ın son mücadelesinde herhalde dedik toparlanacak dedik. Forest maçıydı galiba. Toparlanacak demiştik. O maçta ben zaten Leicester tarafına çok güveniyordum almıştım da değerlendirmesini. 1.5 e 1.500 maç sonu bir 2.500 e almıştık. Son maçında da 2-1 mağlup oldu deplasmanda. Bormut'a mağlup oldu. Orada deplasman 1.500'e gitmiştim. Yani çıkışını sürdürülebilir dedim orada. Fakat 2-1 mağlup oldu 1-0 öne geçmesine rağmen erken dakikalarda. Şimdi Palas'ta oynayacaklar. Palas çok zorlu bir rakip. Favori açılmışlar. Ee, kendi evlerinde son maçında 4 atıp kazandılar ya bu sefer de taraftar önünde tekrardan bir reaksiyon vermek isteyecektir. Yani ben Leicester tarafından bir gol bekliyorum açıkçası. Crystal Palace baktığımız zaman tam oturmuş bir takım olarak tanımlandırabilir bir Brighton gibi söyleyebiliriz. Zaha zaten bireysellik performansıyla birlikte hücum hattında oyuncuları birbirine çekerekten de Eduard veya Ayev diğer oyuncular çok rahat boşa kaçabiliyor. O yüzden onlar da gol yollarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Ben burada günün ilk siyas maçlarından bir tanesi olan Leicester, Ma Leicester maçına 1.50 gibi orandan KG var tek tercih olarak aldım. Değerlendireceklere bol şanslar efendim. Werder Bremen'le Mainz mücadelesi. Werder Bremen'in oyun yapısı çok iyi. 3-5-2 olarak oynuyor ilerideki iki forveti Duxlafikrugu çok iyi besliyor ki bu iki oyuncunun fizik kalitesi de yüksek oyuncular olduğu için hem hava toplarından olsun hem kenar ortalarından olsun gerçekten hakimiyeti sağlayabilen oyuncular gol yollarında çok etkili olabiliyor bu yüzden 3-5-2 oynadığı için Werder Bremen orta sahayı iyi kullanabiliyor. Ve kendi evinde ofans futbolu elinden geldiğince çok yüksek oynuyor. Mainz'e baktığımız zaman onlar da bir çıkış ararken bir türlü yapamadı. Son maçında Leipzig ile KG var tercihini yapmıştık. 1-1 gibi berabere bitti. O maçta da çok iyi değildi. Werder Bremen çok üstüne geldiği için ve Mainz'e geçiş oyununu iyi oynadığı için bu mücadelede idealden eden bir KG var tercihini alabiliriz diye düşündüm. 1-42 gibi oranı var. Hatta biraz daha yüksek oran yapmak istiyorum bu mücadeleyi mücadele erken bir golle başlayabilirse ilk yarıdan da KG var tercihini ben değerlendirmenizi sistem kuponlarını atmanızı 3.59 gibi oranından öneririm. Değerlendirecekler bol şanslar. Kasımpaşa Adana Demir mücadelesi. Kasımpaşa'nın son maçında Trabzon oynadı. Maçı 90 dakika izledim ki şöyle bir durum vardı. Ya final paslarını iyi yapamadı. Maç hızlıydı açıkçası. Trabzon'la geldi, Kasımpaşa'da geldi. 0-0 beraberlikle sonuçlandı. O final paslarını veya son pasları iyi yapamayan bir Kasımpaşa vardı. Kendi evinde oynayacaklar. Biraz daha ofans oynayarak da orada o pasları yapabileceğini düşünüyorum ki burada zaten Favori açılmamış kendi evinde. Adana Demir'le oynuyor. Ligin en iyi takımlarından bir tanesi olan Adana Demir de kendi futbolunu bildiği gibi oynamaya devam ediyor. Ve oynarken deplasmanda çok fazla pozisyon vermiyor. Kasımpaşa'da bu pozisyonlara bulabilecek bir takımı zorlanır diyorum ama bulursa bence gol bulabilir. 3-4 tane net gol pozisyonuna girebileceğini düşünüyorum Kasımpaşa'nın da. Adana Demir'e zaten bir şey demiyorum. O zaman zaten golünü bekliyorum. Tekrardan bu mücadele idealden KG var tercihini aldım. 1.42'de bunun oranı var. Herhangi bir yüksek oran denemesi yapmadım. Fulham Bournemouth mücadelesi. Fulham tarafına baktığımız zaman da Mitrovic geçen maç yoktu. O maçta da mağlup oldu. Son iki haftadır kötü giden bir Fulham takımı var. Mağlubiyetler aldı ve gollü mağlubiyetler aldılar hep 3-7'ler, 5-7'ler derken o yönde gitti. Kırmızı kart bir maçı vardı. Onu saymayalım. Geçen hafta Mitrovic yoktu arkadaşlar. Sakatlığı vardı. Ben şimdi sosyal medyadan da araştırdım. Şimdi şüpheli olarak gözüküyor. Sosyal medyadan dün takımın çekimlere falan vardı antrenmanda. Oraya katılmıştı vesaire derken ya yani bu maçta olma ihtimali yüksek. Mitrovic'in Fulham tarafında. O yüzden ben burada Fulham'ın da bir çıkış aradığından dolayı Bournemouth'da oturdu biraz daha gerçekten. 4-4-2 olarak oynayan ve Solanke özellikle onu besleyemeye çalışan bir Bournemouth takımı var hücum hattında. Ben Fulham'ın kendi evinde etkin başlayıp mücadeleyi doğrudan galibiyetine değil de 2 gol atmasını bekleyeceğim. Ev sahibi 1.5 üstüne olan arkadaşlar 1.72 bandında bir oran var. Fulham bence bu mücadelede 2 gol atar gibi geliyor bana. Zaten yüksek oranıyla öneriyorum bu mücadeleyi. Diğer mücadelem Valencia ile Elche mücadelesi. Elche takımının durumu bildiğiniz gibi pek iyi değil açıkçası. Valencia'da birçok yeni transfer yaptı. Hücum hattını zaten komple değiştirdi. Tanıdık bir isim var. Sizlerin de bileceği bir isim. Cavani arkadaşlar hücum hattında Valencia'da bildiğiniz üzere. Fakat Valencia'da şimdi şöyle bir durum var. Son haftalarda galip geliyorlar falan derken biraz daha uyumun uyum sorunu var gibi geliyor bana. Çünkü hücum hatları herkes yeni geldiği için takımda bir yenilenmeye gittiler. Onun da meyvesini zaten yavaş yavaş yemeye başladılar. Bu takım bir seriye bağlarsa gerçekten başarı sağlayabilir bu La Liga'da diye düşünüyorum ben. Elche ile oynayacaklar. Zayıf bir rakip olduğunu düşünüyorum ben. Valencia'nın kendi evinde baskın oynayarak herhangi zaten başka bir şeyde de UEFA'da falan da oynamıyor diyeyim tam aklıma gelmedi kelimesi. Valencia'nın burada atacağı iki gole ideal bir oran açmışlar. Bence değerlendirme altına alınabilir diye düşünüyorum. 1.39 gibi oranı var. Tek tercih, ideal bir tercih yaptım. Mücadeleyi 1.39 gibi orandan. Ha bir yüksek oran önerisi şöyle bir şey yapabilirim bu mücadeleye. Valencia takımı ilk yarıdan da galip gelebilir diye düşünüyorum ben. Birinci yarı sonucu bir yaparsanız 1.70'te bunun oranı var. Çünkü Valencia burada Elçi'ye karşı etkin bir futbolla ilk yarıdan öne geçmek isteyecektir diye düşünüyorum. Mallorca ile Sevilla mücadelesi. Sevilla'ya yeni bir teknik adam geldi. Marsilya'daydı bundan önce Sampoli. Ee, bu maç zor bir maç. Beklenti şöyle. İndeks beklentisi 1-0'lık Mallorca galibiyeti de ben sanmıyorum öyle bir beklenti çıkacağını. Zor bir maç olduğundan dolayı ben de bu maça kaçamak bir yüksek oranlı tercih yapmak istedim. Ben mücadeleye doğrudan tercihimi söyleyeyim. Sevilla'da biraz yorgun bildiğiniz üzere. Avrupa'da maç oynadı. Dortmund Almanya deplasmanına gitti. Mücadele genelinde toplam gol 2-3 gol aralığı gelir diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.80 gibi oranı var. 2-3 gol tercihinin. Tek tercih yüksek oranlı bir tercih yaparak da bu mücadeleden çıkmak istedim. Değerlendireceklere bol şanslar efendim. Son mücadelem Leipzig. Son mücadelem diyorum. Leipzig Bundesliga'nın son mücadelesi diyelim. Leipzig'le ile Hertha Berlin mücadelesi. Leipzig'in futbolunu zaten bahsettik. Deplasmanda da kazandı ama Celtic o maçta inanılmaz pozisyonlar harcadı. Hertha Berlin'le oynayacaklar kendi evinde. Dedim ya inanılmaz bir hücum hattı var. Ben her maç Leipzig'e giderim. Her maç iki golünü de alırım açıkçası. Buradan iki golle bir 28 gibi oran açmışlar. Bu oranı şöyle değerlendireceğiz biz. Maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparsak Yine bunun oranı 1.39 gibi oranına çıkmış. İdeal bir orandan değerlendirebiliriz. Hatta bana diyorsan şöyle diyeyim ben size. Bana bir 39 oran yetmez. Biz yüksek oranı yapalım derseniz de Leipzig'in burada 3 golü ev sahibi 2.5 üstte 2.06'da oran açmışlar. Hatta şuradan da gösterelim. Ev sahibi 2.5 üstte 2.06 gibi oranı açmışlar. Bence bu da bir sistem kuponuna girebilir. Leipzig başladığı zaman arada atabilen bir takım olduğunu söyleyelim. Geçtim bunu da. Kayseri ile Galatasaray mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de. Galatasaray 1.67 gibi açmışlar. Galatasaray geçen hafta bay geçti. Takım dinlendi. Antrenmanlarını yaptı. Bu maçta reaksiyon gösterebilir. Fakat rakip Kayseri. Şu 4 büyüklere yenilen bir Kayseri takım var sürekli. E, bu sezon öyle oynadı. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş bu ne hepsini kaybetti Kayseri Spor. Şimdi Galatasaray ile oynayacaklar. Ben mücadele dediğim gibi çok fazla gol beklemiyorum. Kayseri'nin de gol bulabilme ihtimali bence var. Fakat şöyle bir şey düşünüyorum. E, o dedim ya büyük takımların hepsine yenildik ve burada biraz daha savunmaya biraz daha önem vereceklerdir diye düşünüyorum. E, Galatasaray'da da Mustera var. Kolay kolay gol yemiyor açıkçası. O yüzden de ben mücadele genelinde çok ideal bir tercih olduğunu düşünerekten de 3.5 alt diyorum bakın. Şöyle 1.30 bantlarında oranı var. Bir 1.60 oran bulursunuz. Yani bir 30 oran lazımdır. Galatasaray maçında bence 3.5 alt olarak onu tamamlayabilirsiniz diyerek düşünüyorum. Son mücadelem Bilbao Atletico Madrid maçı. Maçında maçın da tempolu geçmesini bekliyorum. Çünkü Atletico Madrid eskisi gibi o 5 defans çıksa bile o defansı çok fazla yapmıyor. Hücuma biraz daha ağırlık veriyor. Son maçında kulüp burcu maçında mesela çok fazla pozisyona girdi. Fakat hiçbirini atamadı. Beraberlikle ayrıldı. Bilbao da kendi evinde oynayan bir ekip olduğu için burada bence oynanan bir futbol. Karşılıklı pozisyonlara girilecektir diye düşünüyorum. Yüksek oranıyla burada KG var tercih 1.67 gibi orandan tek tercih olarak değerlendirdim. Oranı zaten KG var'a göre çok risklidir. Ama hareketli tempolu bir futbol beklediğimden dolayı burada KG var tercihini almayı tercih ettim. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdeallerinden bahsetmeye çalıştım. Her maça 10 tane tercih vermemeye ve şöyle baktığım zaman her maçın ana bir tercihini söylediğimi düşünüyorum. Şöyle 4 tane 5 tane maçta da yüksek oranlı tercih olarak değerlendirdik zaten. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.